Türkiye Cumhuriyeti sahip çıksın diyenler böylesi bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açacaklar hiç şüphesiz. Sayın Başkan, özel öğretim kurumlarında iş güvencesi olmadan çok düşük ücretlerle çalıştırılan öğretmenlerimiz var. Ama bu sorun nereden kaynaklanıyor diye bakarsak aslında 2014 yılına kadar 5580 sayılı kanunda yazıyordu ki özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara kademelerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret ödenemez. Sonra buyurunuz efendim. Sonra bir gece Adalet ve Kalkınma Partisi meşhur gece yarısı önergelerinden birini getirdi ve bu maddeyi iptal etti. O günden beri öğretmenler asgari ücrete muhtaç bırakıldılar. Bu dönemde özel okullar %65 zam almasına rağmen öğretmenlerin neredeyse tamamına yakını, %90'ın üzerinde özel okul öğretmeni asgari ücretle çalıştırılıyor. Bunu en kısa sürede halletmemiz lazım. Aslında müjdeler haftası diye söylenen bir hafta kanunlarda değişiklik yapılacaksa gelin özel öğretim kurumlarının öğretmenlerine 2014'te ellerinden aldığınız bu güvenceyi, bu hakkı geri verelim. Yok yapmazsınız, yapmazsanız en geç 6 ay sonra geleceğiz ve bunu yapacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar... Buyurunuz efendim. Emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli personele ilişkin büyük bir beklenti oluştu. Hatta 2022'de bu sorunları lafa kaldırdık diye açıklamalar yaptınız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önünde kuyruklar oluştu ama bu meclise gelen giden bir şey yok. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi çok küçük farklarla kaçıran yeni bir mağdur kitlesi de yarattı. 18 gün geç çalışmaya başladım, 18 yıl fazla çalışacağım diyenler, bunun binlerce örneği var. Bu konuda akılcı bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bir kademelendirme gerekiyor. Ayrıca staj ve çıraklık mağdurları var. Onların sigorta başlangıç tarihleri olmasına rağmen hiç değilse onların gününü 18. yaş günleri kabul etmemiz gerekiyor. Ama geçen gün Bülent Turan'dan duyduk ki EYT ay sonuna, maaşlar da seçimden önce hemen önceki... Buyurunuz efendim. Bu doğru bir yaklaşım değil. İlk maaşın sıcaklığıyla 20 yıldır yedikleri ayazı unutmayacak emeklilikte yaşa takılanlar. Ama sözleşmeli personele ilişkin olarak başta Aile Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalıştırılan personel ve kitlerde çalışan sözleşmeli personel olmak üzere en kapsayıcı düzenlemenin de bir an önce bu meclisten geçmesi gerekiyor. Sayın Başkanım, son husus, değerli mevkidaşım Musavvat Dervişoğlu'nun da ifade ettiği konu üzerinedir. Bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi iki şeyi birden yapmak istiyor. Bize dediler ki bir randevu verirseniz anayasa değişikliğini görüşmek üzere ziyaret etmek isteriz. Parlamenter demokraside, parlamentolarda bunlar çok şık hareketler. Beklersiniz ki gelsinler, el sıkışalım, oturalım, müzakere edelim. Anlaşırız, anlaşmayız. Sonra bir bak... Buyurunuz efendim. Bir baktık ki Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Lütfi Türkkan'ın ve Ali Mahir Başarır'ın birer dokunulmazlık dosyasını 1700'ün üzerindeki dosyanın içinden cıbızlayıp getirmişler. Yarın da diyorlar ki anayasa komisyonu çalışsın. Hem birlikte anayasa değiştirelim diyorlar, hem anayasa komisyonunda dokunulmazlıkları düşürmeye çalışıyorlar. El sıkışmaya balta çekerek gelinmez. Eldeki baltalar, savaş baltaları gömülür, müzakereye öyle gemilir. Bize balta çekenlerle oturup da müzakere yapmamızı beklenmesi kadar abesle iştigal bir şey yok. Ne diyeceksiniz ya topluma? Bunlar öyle bir şey ki biz bunları öbür binada tokatlıyoruz, burada da avutup kandırıyoruz. Böyle şey olur mu? O yüzden önce baltayı gömeceksiniz. Önce baltayı gömeceksiniz. Ondan sonra geleceksiniz. Gelince merhaba diyeceksiniz ya. Tamamlayınız efendim. Önce bir elinizdeki oku, miri
havaya atıp mirheba deyip merhaba denir. Ok atarak, balta çekerek merhabalaşma olmaz. O yüzden biz çok üzülerek Sayın Özlem Zengin'in de şahsından üzüntülerimizi bildirdik. Bir mevkidaşımıza nazik bir talebini geri çevirdiğimiz için, ama geri çevirdiğimiz Özlem Hanım'ın talebi değil, AKP'yi yöneten kötücül saray aklının kurduğu kumpası reddediyoruz. Ayrıca yarın Ali Mahir Başarı ve Lütfi Tükkan'ın ayrı ayrı karma komisyonda ele alınmaya başlanacak dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bu kötücül saray aklının talimatıyla harekete geçen komisyon başkanı başta olmak üzere. Buyurunuz efendim. Buyurunuz Her suç kötüdür. Bazı suçlar daha kötüdür. TCK kötülüğüne göre kalemelendirmiş. Çok daha ağır suçlar bekler. Akbil yolsuzlukları bekler. İrtikaplar bekler. Rüşvetler bekler. Cinayet azmettiriciliklerine dosya bile gelmez. Ama saraya göre şikayete bağlı hakaret, saraya göre efendim mahkeme binasında söz söylemiş, protesto edip çıkmış olmak daha büyük suçtur. Bazı suçlar büyüktür, saraya göre bazı suçlar daha büyüktür. 1700 cımbız, 1700 dosyadan cımbız. Buna teslim olmayız. Size verecek bir milletvekilimiz, sizi meşrulaştıracak, orada söylenecek bir kelimemiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan Enis Berberoğlu'nu tutukladığınız, tamamlayınız Sayın Hocam. Anlayışınıza teşekkür ediyorum. Ayağa kalkıp şimdi biz gidiyoruz. Grubumuzu topluyoruz. Madem ki buna yeltendiniz, dünya siyasi tarihinin en büyük cevaplarından birine hazır olun deyip arkasını dönmüş, bu grupla çıkıp gitmiş, ertesi günde adalet yürüyüşüyle, İlk başta karşınızdan biz de yürürüz diyenler vardı. İlk başta kahraman kazana varmadan döner bunlar diyenler vardı. Bir kişi başlayıp 3,5 milyon kişi İstanbul'a girip Maltepe Meydanı'nda dünya siyasi tarihinin en büyük cevabını nasıl verdiysek, Ali Mahir Başarır'ın, Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarını bu kumpasla kaldırmaya kalktığınızda nasıl bir cevap aldığınızı görürsünüz. Saygılar sunuyorum. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 5 tezkeresi vardır. Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.